önce Cemil Başkanım'dan bir iki açılış sözü duymak isterim. Bir ülke eğer tarımda kalkınmamışsa, köylü köyünde değilse hem kalkınamaz, sanayide de kalkınamaz, teknolojide kalkınamaz. Teknolojide de sanayide kalkınmış ülke olabilmenin birinci şartı tarımda kalkınmış olmaktır. İkinci, eğer bir ülke kendi güvenliğini sağlamak istiyorsa önce köylüyü köyde tutacak. Köylü köyde değilse o ülkede güvenlik yok demektir. Köylü ormanların içinde çiftçilik yapmıyorsa, hayvancılık yapmıyorsa bu ormanlara karşı yandığını onları koruyacak köylü de yok demektir. Ormancı gelinceye kadar, orman işçisi gelinceye kadar ormanda ağaç kalmıyor. Bunun için hem ülkenin güvenliği hem coğrafyanın güvenliğinin birinci koşulu köylüyü köyde tutmak. Onu da jandarma gücüyle değil, köylüyü köyde doyurarak tutacaksınız. Köylüyü köyde rahat yaşatarak tutacaksınız. Bir de üstelik burada olduğu gibi, Samsun'da olduğu gibi, ne bileyim, tarım köylüsünü, hayvancılık yapan köylüyü, sen köylü değil, mahallelisin sen. Atakum Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir mahallesisin, ona oy kullanacaksın, ona kadar hizmet getirirse ona, onunla, ona razı olacaksın denilirse orada sorun var demektir. Bunları konuşmak lazım. Bunları konuşmak lazım. Ben belediye başkanı olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde ne bileyim tavuk beslemesine engel oluyorum. Burada geliyorum aynı mahallede, aynı statüde, aynı hukuki yapıda hayvancılık destekliyorum. Bir yerde kanunu çiğniyorum. Ya burada çiğniyorum ya orada çiğniyorum. Böyle ucube bir sistem. Buradan çıkmamız lazım. Onun için ben ilk günlerde ilk aday olduğum dönemde çok anlatıyordum bunu. Yani köydeki yaşam tarzını, yaşam standartını yükseltmemiz gerekir diyordum. Buna ilişkin tabii sıkıntılı bir dönem. Mesela pandemi yoktu o dönem. O dönem pandemiyi hesaplamıyordum. Pandemi hem belediyelerde, yerel yönetimlerde hem de ülkede, ülkenin gelirini neredeyse yarı yarıya düşürdü. Atakum Belediyesi'nin geliri 2018 bütçesinin %45 daha eksiği. O kadar. Ülke de öyle. Diğer birimler de öyle. Şimdi yaşam koşullarımız zorlaştı, bütçemiz zorlaştı, yönetimle ilişkilerimiz zorlaştı. Sizin yaşam koşullarınız daha zorlaştı ama buradan çıkacağız, çıkmamız gerekiyor. Onun için mesela ben bir hesap yapmıştım. İki tane inek doğum yapan her ikisi de 5-6 dönüm bir arazi, kendi arazisini, kendi emeğiyle ekip biçiyor. İşte 10 tane tavuğu var, 2 tane ineği var, her sene uzansını yapıyor, işte şey yapıyor. Şehirdeki bir asker ücreti eşit demişti. Onun için o hesap yine doğru, o hesap yine doğru. Şimdi ne oldu bilmiyorum, biz hem toplu sözleşme yaptık hem asker ücreti üzerine koyduk. Belki biraz lehe kaymış olur ama burada kendi bahçesinden ürettiğini kendisi yiyor, kirası ödemiyor, işte diğer alanlarda devlet desteği var, hepsini üst üste koyduğumuzda gene. Bunu yapabilmek için her işte köylerde yaşamı kolaylaştırabilmemiz lazım. Yaşam standartını yükseltmemiz lazım. Bizim belediye olarak yollarınızı, sularınızı, yollarınızı yapıyor, suyunuzu akıtıyor olmanız lazım. Ve diğer siyasi kuruluşların, ziraat mühendislerinin, tarım birliklerinin gelip size akademik biçimde, yani bilimsel biçimde tarım yapmanızı sağlayabilmeleri lazım. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Biz hem mesela tohumda ata tohumuna aşağı yukarı bundan 100-200 yıl önceki tohumu tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda 500 küsur çeşit tohuma ulaştık. Bu coğrafyanın tohumları. Karakıçık ve bir takım buğday türlerini, diğer bir türlerini ekiyoruz. Size ürettikçe tohumları dağıtıyoruz. Jersey türesi oldu. Sanıyorum hamiletleri bu hafta tespit ediyorlar. Ya bu ay ya da yılbaşından sonra 50 hamile Jersey düvesini, gelir düzeyi düşük, işte kocası şehit olmuş, çocuğu engelli. Daha çok kadınları seçerek onlara veriyoruz. Onlar işte doğumdan sonra işte dişi düvesini alacaklar, komşularına verecekler. Biz her fırsatta bunu çoğaltacağız. Gezen tavuk, 9+1 gezen tavuk türünü bu bölgede geliştirmeye çalışıyoruz. Niye? Onların eti, yumurtası çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı gıdaya ulaşmayı temin etmeye çalışıyoruz. Sizin arazilerinizde, tarlalarınızda sağlıklı ürünler, insan sağlığına uygun ürünler üretmenizi temin etmeye çalışıyoruz. Organik gübre üretiyoruz. Organik kompost gübre yapan
mutfak atıkları, pazar atıkları, bu yeşil dal atıkları. Yani ormanda, sahada bir hayvan ne yiyorsa onların tümünü düşünün, gözünüzün önünüze getirin. O atıklardan üretilen organik gübre üreteceğiz. Günde aşağı yukarı 9-9,5 ton gram. Onun bir bölümünü ilk başlarda sizlere de davet edeceğiz. Onu görün, tarlalarınızı ne yapıyor, ürünlerinizi nasıl, diğer hayvan gübresi ile oranları nasıl değerlendiriyor, daha doğrusu güçlü olmasını sağlıyor, onu bir görmenizi istiyoruz. Ondan sonra zaten size onu alıyor ve Türkiye'de her yerinde bunun yapılmasını istiyor olacaksınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi geleneklerimize dönerek, kendi kültürümüze dönerek, bir de üstelik biraz sonra belki sevgili Ziraat Mühendisimiz anlatacak. Tarım, köyde tarım, aile işletmesiyle olur. Sermaye geliştirmez, aile emeği olur. Bir de kooperatifleşebilirseniz, ürettiklerinizi pazara ulaştırabilirsiniz, gelip sizin ürettiğiniz yerden alabilirler. Çok daha konforlu, çok daha üretken, çok daha verimli ve çok daha sürdürülebilir bir yaşam biçimine kavuşmuş olursunuz. O zaman gelinleriniz, çocuklarınız sizi terk edip şehre gitmezler. Şehirde asgari ücretle iş aramazlar, yalnız da dururlar. Bu yaşlara geldikten sonra da doktor nerede, belediye nerede diye aramazsınız. Gelininiz alt katta ya da üst katta oturuyor olur. Sabahleyin çorbanızı size getirir. Oğlunuz gelir arada bir halinizi, hatırınızı sorar. Aileniz, çekirdek aile daha büyük, daha güçlü, daha dayanışmacı, dün olduğu gibi yeniden kendi kültürümüze döneriz. Bunu istiyorum. Ben Atakum Belediyesi Sohbet Başkanı olarak bu konuda elimden geleni yapıyorum. Sizden de gayret gerekir. Bakın Türkiye'nin öbür ucundan gelmişler. Vatan Partisi'nin sözcüleri, yetkilileri tarımı ayaklandırmak istiyorlar. Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. Doğru bir şey yapıyorlar. Doğru bir şey yapıyorlar. Diğerlerini de çağırıyorum. İktidar Partisi'ni, yandakileri, ana muhalefet partisini, Türkiye'yi biz üreteceğiz diyen herkesi Türkiye için proje üretmeye, köylü için proje üretmeye, tarım için proje üretmeye çağırıyorum. Şimdi şu köyleri geçseniz 30 yaşının altında 10 kişi bulamazsın. Çocuklar, şimdi aileleri de, babaları da, anneleri de, çocuğum okusun, ben köyde ezildim, süründüm, o sürünmesin, o gitsin belediyede veyahut da oku, öğretmen olsun, mühendis olsun. Yani bunu çocukların herkes dışarı gönderdi. Buradaki bir sürü insanın çok azdır. Yani burada kaç kişi var? Hepsi yaşlılar, evde birbirlerini idare ediyorlar. Yani çok genç köyde yok. Şimdi onu buraya getirip al sana hayvan. İşte onu kimse yapmaz. Hiçbir çocuk da geri gelmez. Gelmez yani. Hiçbiri de getirtmez geri. Herkes bir düzenini kurmuş şehirde veya başka illerde. Buradan destek veriyor ama. Her anne baba çocuğuna destek oluyor dışarıya. Yani olmazsa zaten orada şehirde o paralarla yetip geçme şansı zaten yok. Onu da buraya geri getiremeyiz. Bundan sonrasını düzeltmek lazım. Yani niye? Konfor istiyor herkes ya. Sen şimdi siyasi arkadaşlar var işte falan. Herkes aşağıda konuşuyor. Bunlar içinden gelen hani iyilikleri anlatıyor ama vatandaşın burada sabah saat 6'da kalkıp da o soğukta ahıra gidecek. Anladın mı? Baba yiğit yok. Kalkacaksın, gideceksin. O köylünün nasıl orada eziyet çektiğini, onun için konforlu bir şekilde. Biz de tarımı konforlu yapmıyoruz. Hayvancılığı konfor, yani eziyet geliyor onlara. Düşünsene sabah 6'da 7'de kalkacaksın. Hayvanı sadece ahırda yemeğini vereceksin. O soğuk 0 derece, eksi 3 derece. Hadi git ahıra bakayım ver. Tabii bizim bu köyde yani tarımla alakalı çok büyük şey de yok. Fındık var. Yani fındık belli bir zamanda gelir altı eşkinini alırsın. Temizliğini yaparsın, gübresini atarsın, toplarsın. Hadi köyü kapat, topla eşyayı İstanbul. Nerede yaşıyorsan, Bursa'da, Samsun'da artık nerede. Bir daha işte Mart'ta falan, Nisan'da gel köye. Sistem ona döndü yani. Kışın durmuyor şimdi köyde. Onun için hayvan da, şimdi adam hayvan nasıl bakacak? Köyde durmasa adam kışın hayvan ne olacak? Benim 30 tane babamın tavuğu var. Kışın aşağı giderken bir komşumuza bir yere, burada duran bir yere bırakıyoruz. Babam Mart'ta, Nisan'da gelip geldiğim zaman alıyor tavuklarını ondan. Yani duran yok. İnsanları, yani bunu biz yaptık aslında. Gene insanlar. Niye? Ben çok sıkıntı çektim. Çocuğum çekmesin. Çocuklarını buradan yolladılar. Gurbete yolladılar. Torpil yaptılar kendilerince. Bir yerden memur yaptılar. Belediye soktular. Çocuklarını köyden kaçırdılar işin gerçi. Ha, mevcutlar var işte olduğu kadar. Ama işte bunları, bu çocukları da burada bak, geçen dün de Erol Muhtar mı söyledi? Sigorta. Adam diyor ki ben sigorta istiyorum. Niye sigorta istiyorum? Ya ben emekli olacağım, sağlıktan faydalanacağım. Burada köyde ben onu ödeme şansım yok. Ne yapayım? Gideyim bir sigortalı işe gireyim. Oradan hem emeklilik
olur, hem işte hastaneden faydalanırım. Ama o sigortayı burada köyde, evde bir gence, bir delikanlıya yapsan, belki o çocuk sigortamda ödeniyor nasıl olsa, burada da işte iki inek bakarım, işte fındığım var vesaire. Onu bir nevi, anladın mı, onu tutabilirsin burada. Ama sigorta, bir sigorta 1400, şu anda 1700-1800'e çıkacak. Yani onu burada köylü ödeme şansı yok. Yani onun şey, çok çok önemli bir konu. Bu işin bir de sosyal tarafı var. En kötüsü o. Sosyal tarafı, geçmişte de yaşadık bunları. Şimdi adam köyden şehire iniyor. Bugün kiralar neyse, geçmişte de öyleydi. Ne yapıyor? Gidiyor Samsun'un en ucuza kötü mahallesinde oturuyor. Niye? Orada kira ucuz. Bu sefer ne oluyor orada? Orada ürüyorlar, çocukları oluyor. Orada çocuk köşe başında duran esrar üstürüyor onu. Tetikçilik yaptırıyor. Niye? Eğitim almamış. Para yok. Çocuk orada mahallenin bir abi denen bir tane adama kapılıyor. Adam orada uyuşturucuya alışıyor. Tetikçilik yapıyor. Sen hiç zengin bir adamın çocuğunu tetikçi gördün mü? Hapsatan gördün mü? Kim? Burada Samsun'un kırsal mahallesindeki çocuklar işte uyuyor ona. Adam zaten aile doğru düz bir altyapı oluşturmamış çocuğa. Eğitimi de yok. Ne yapıyor bu sefer? İşte uyuşturucu. Bugün Samsun'un kırsalındaki, kırsal demeyeyim de üst mahallesindeki çocukları bakın. Hepsi %60'ı uyuşturucu içiyor. Bu kızı da erkeği, 17 yaşındaki kızın cebinde lili kap geziyor. Met içiyorlar. Ne oluyor? O çocuğu tutamıyorsun evinde. Baba ya neyi de dinlemiyor. Baba bir tokat attığı zaman da devlet diyor ki o elleme çocuğuma, elleme çocuğa, hop seni devlet korumasına alıyorsun. Niye? Çocuk çıkmış elden ya. Şimdi hadi al o çocuğu eğitir. Ne yapacaksın? Ovalarımız var, Bafra Ovası var, Çarşamba Ovası var. Kaç tane fabrika var? Organize Antep'te 8-10 tane organize sanayi var. Samsun'da kaç tane var? Bu kadar genç var. Nerede çalışacak bunlar? Yapın arkadaş. Devletsin. Fabrikalar yapın da gelsin. Adamları işe sokun orada. Çalışsınlar. Çalışmak çalışırsa evine gider, yorgun yatar. Adam çalışmadığı için sokakta geziyor. Arkadaşına uyuyor orada burada. Ona özeniyor. Diyor ki bu Mercedes'e biniyor. Adidas ayakkabı giyiyor. Ben niye giymeyeyim? Bu sefer hazır kolay parayı nasıl bulacaksın? İşte uyuşturucuya. Gayrimeşru işlere giriyorsun. İşte kolay para kazanmanın yolu bunlar. Yani bu yoldan geçiyor. Ona da o çocuk öyle ulaşmaya çalışıyor. Anne baba zaten sorumluluğu kaybetmiş çocuğunu. Tutamıyor evinde. Şimdi köyden başlayan, bak köyden başlayan zincirleme, fakirlikten gelen insan oradan giriyor şehirde. Şehirde bu çocukların birçoğu böyle heba olup gidiyor. Yani biz hep konuşuyoruz. Siyasetçi de konuşuyor. Devlet sorumluluğu konuşuyor ama yani somut bir şey yaptığımız yok. Somut yani bunu alalım. Evet bu doğru arkadaşlar. Hadi hep beraber bir birlik yapalım. Yani ya o halt yapın arkadaş. Üreteceğiz deyin. Bu gençleri bu uyuşturucu kim satıyor? Bu uyuşturucu satan birileri var. Bunları bulalım. Bu çocukları kurtaralım. Yani hep beraber eğer şey yaparsak bu çözülür. Yani öbür türlü abi de gelip konuşuruz. Konuşuruz, dağılırız, gideriz. Çay içmiş oluruz işte. Bu. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi diğer Erol Muhtar'ımıza da söz vermek istiyorum. Daha zannedersem daha lokal sorunlara değinecektir. Buyurun Erol. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Cüneyt Muhtar'ım da demekti. Köylüyü köyde tutmak için gençlere ben hep bunu ta baştan beri söylerim. Sigorta. Ya hanımının ya kendinin. Birinin sigortasını ödesin devlet. Yani devlet 1700 lira, 1800 lira bir tarım sigortası olmaz. Köylüyü, genci köyde tutmak için bunu yaparsak köylü gençte kalır. Ama buna bir şart koşacağız. Nasıl? İki tane inek bakacaksın. Bunu tarım ilçe il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimizdeki memurlar kontrol edecek. Ya bu şekilde sen iki inek bakarsan senin sigortanı devlet ödeyecek. Sen köyünde kal. Burada ne yapıyoruz? Hayvancılığı destekliyoruz. Göçü önlüyoruz. Tarımı destekliyoruz. Doğru mu? Evet. Köydeki genç de köyde kalır. Yani bunu bir yerden başlamak lazım. Yani bu kırmızıleşti gitti. Bu hep çocuklar, hep sigorta peşinde. Hepsi şehirlerde. Cüneyt Muhtar dediği gibi mesela Cedid'de, Kadifekale'de, efendim şurada burada nerede ucuz ev var? 300 lira, 500 lira bodrum katlarda, şurada burada. Yani olmuyor bu. Gerçekten olmuyor. Buna bir çare bulması lazım. Devletin bulması lazım. Köyümüzün sorunları bunlar benim bildiğim. Gençlerin hiçbiri köyde yok.
Yani en azından genç nüfusun köyden kaçması. Kaçması bu. Yani bunu köyde tutmamız için baştan bunu yapmak lazım. Bunu bütün kim lider olursa olsun bunu yapması lazım. Yani hangi parti olursa olsun biz burada kimseyi ayırmıyoruz. Muhtarın zaten partisi olmaz. Biz bunları hep her zaman konuşuyoruz. Her gelenle de konuşuyoruz. Belediye başkanlarımızla konuşuyoruz. Siyasilerle de konuşuyoruz. Milletvekillerimiz geliyor, onları anlatıyoruz. Ha çok güzel bir proje. Tamam, televizyonda anlatacağız bunu. Geliyor buraya milletvekili. Falan gün beklen anlat. Ya anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Bunu televizyonlardan bizim gelsinler. Bu konuştuklarımızı alsınlar. Muhtarlar böyle diyor desinler. Onlar muhtardan daha iyi mi biliyor? Yeri geliyor orada konuşuyorlar. Sen muhtar bile olamazsın bir vekile. Diyor ki sen muhtar bile olamazsın. Ya sen önce bir muhtar ol bakalım. Muhtar olmak kolay mı? Biz kendi şahsiyetimizle muhtar oluyoruz. Doğru mu? Sen bir partiye seni birinci sıradan ikinci sıradan göstermiş nasıl olsa seçileceksin. Doğru mu? Ama biz öyle değil. Yani onlar abiyle orada konuşurlar. Muhtarın aleyhine konuşurlar. Falan filan yani. Rahatsız ediyorlar bizi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu kesinlikle olması lazım Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi genel anlamda sorunları dinlemiş olduk ama biz bir de Yasemin Hanım'dan daha teknik konuları dinleriz herhalde. Öyle geliyor. Yasemin Hanım'ı dinleyelim. Buyurun efendim. Sevgili konuklar, çok değerli çiftçilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Organik Fındık Birliği'nde çalışıyorum, Çarşamba bölgesinde. Aslında çiftçilerle hep iç içeyiz, köylerdeyiz, işte yanlarındayız. Devlet destekli bir projede çalışıyorum bu arada. Devletin çiftçilere aslında yapmak istediği güzel şeyler eminim ki var ama çok kısıtlı. Mesela bizler mühendisler olarak, teknik elemanlar olarak çok kısıtlı sayıdayız. Yetişebildiğimiz ölçüde belirli kotalar var tabii. Bize de belirli bir sayı var. Yani yetişebildiğimiz ölçüde çiftçilerimize en azından yetiştiricilik bazında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama ben bugün buraya geldim. Evet, işin içinde az önce muhtarımız da değindi. Çok çok daha farklı, kapsamlı sıkıntılar var. Ama üretici bazında bugün benim de öncelikle değineceğim sorun şuydu. Köylerde çiftçilerimiz gerçekten yalnız. Yani anneler, babalar, dedeler, büyükler var. Bu yüzden de günlük işlerini mutlaka ki gündelikçilere yaptırmak durumundalar. İşte fındık toplamadan tutun, işte ışkın almaktan tutun, gübreleme, ilaçlama. Hepsi de baktığınızda iç içe periyodik olarak yapılması gereken işlemler ve hepsi içinde güce, enerjiye ve artık gerçekten bunun içinde paraya ihtiyaç var. Bununla ilgili ne yapılabilir? Tabii ki bunu öncelikle az önce de belirttiler. Öncelikle buna bir değinmek gerekiyor ama biz şimdi hani ben kendi üstüme düşen sorumlulukla konuşmak istiyorum. Bir mühendis olarak şunu dile getirmek isterim. Üretimi arttırmayan toplumların hatta dünyanın sonu gözler önünde. Yani şu yaşadığımız günlerin asıl en büyük sıkıntısı üretimdeki eksikliklerimiz. Üretim artık eskisi gibi değil. Yani belirli fabrikalar var, belirli işte işletmeler var. Onların tek elinde bir şekilde yürüyüp gidiyor. Ama hali hazırda akan bir üretim yok. Öncelikle üretim ne vaziyette? Hani benim daha çok konum üretimle alakalı. Üretimi nasıl arttırırız? Neleri geliştirebiliriz kendimizde? Yani bildiğimiz bazı uygulamalar var. Şimdi Samsun'da es geçilecek bir şehir değil. Özellikle fındık için konuşuyorum. Fındıkta biz Türkiye'de Samsun ili olarak ikinci sıradayız. Dikili alan olarak da üçüncü sıradayız. Yani bu aslında il için çok önemli bir nokta. Niye? Yani ilk üçte olmak bile her türlü şeyde çok önemlidir, bir ilk üçe girebilmek. Şimdi biz ikinci sıradayız. Kapasitemiz de yüksek. Yani verimli arazilerimiz de verimli. Ama bakıyoruz ki her sene aldığımız üründeki artış aynı. Hani üretim yoksa zaten büyüme de olamıyor. Yani her şey dediğim gibi ortada, büyüme de yok. Benim size birlikte çalışan danışman olarak önerimdir. Yani eğer organik yapmak isterseniz, organik fındık üreticisi olmak isterseniz
Size çok çok tavsiye ederim. Birincisi topraklarımız kimyasallardan arınsını çok istiyorum. Her şeyden önce bir bu ülkenin vatandaşı olarak. İkincisi üretimle ilgili destekler ve satış aşamasında zaten randımanıza göre daha da fındığınızı yüksek miktarla satıyorsunuz, kar edilmiş oluyorsunuz. Artı kimyasal kullanmadığınız için ekstradan o kimyasal bir sürü ilaçla da uğraşmamış oluyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. İş geldi, çözüm nasıl olacak? Yani problemler çok büyük ölçüde de Türkiye'de de birbirine benziyor problemler. Buna nasıl bir çözüm üreteceğiz? Bu kritik dönemde. Kritik dönem şundan dolayı kritik. Bir, Türkiye'de kriz, ekonomik krizi yaşıyoruz. Bu gıda krizine dönüşme veya bu yönde daha ciddi sorunlar çıkma ihtimalinden söz ediliyor. Dünya çapında da bir gıda krizinden. Hala hazırda var. Bunun da büyüyeceğinden söz ediliyor. Dolayısıyla bu problemleri yakıcı bir şekilde gündemimize almak, radikal çözümlerle tedbir üretmek durumundayız. Şimdi ben bunun üzerinde duracağım. Şimdi bizim hem buradaki görüşmelerde hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaptığımız görüşmelerde çıkan sonuç şudur. Üretici köylü tarım bakımından, tarım üretimi bakımından bir girdilerle ilgili büyük problemler var. Yani yakıt, mazot yakıtı pahalı, tohum pahalı, gübre pahalı, arkadaşlar da ifade ediyorlar. Üretimi yapmakla ilgili problemler var. İki, yaptınız, ürettiniz, pazara ulaştırmak ve bunu değer fiyattan sunma, satma problemleri var. Üretici açısından da bunu uygun fiyatlarla ulaşma, gıda maddelerine ulaşma problemleri var. Bütün bu problemlerin gelip dayandığı nokta arkadaşlar bir siyasi müdahaleye, yani yönetim problemi, merkezi, devlet eliyle yapılacak problemler, girdilerin uzatılması, pazar güvencesi, planlı tarım, bunların üzerine konulması, hepsi gelip devletin ciddi bir şekilde olaya el koyması ve müdahale etmesiyle mümkün. Bu da siyasi kararlarla mümkün. Bunu bir kere altını çizelim. Çünkü bunu da tabii Türkler ilgili şeyler alınabilir, önlemler alınabilir. Tabii Türkiye'de dünyada birinci olduğu için tekel diyebiliriz. Böyle bir şansımız da var. Ama bunun daha iyi dünya ölçeğinde değerlendirilmesiyle ilgili pazarlama problemleri ve işleme problemleri var. Burada da bir devlet müdahalesi gerekiyor. Üreticilerimizin tek tek veya yerel olarak bir araya gelmeleriyle üstesinden gelebilecekler problemler değil. Dolayısıyla iş gelip dayanıp Türkiye'nin gıda güvenliği bakımından ve tarımın sorunlarını halletmek bakımından devlet müdahalesine, yani siyasi karar ve müdahale noktasına gelip düğünlenmiştir. Vatan Partisi buna taliptir. Bunu söyleyeyim. Bir üretim devrimi programımız var. Esası şu, bir üretimi güvenceye alacak sorunları çözmek, yani girdileri ucuz temin etmek. Buna Türkiye'nin kaynakları var. Başka yerlere akan kaynakları sahip çıkar ve doğru yere, yani üretime aktarırsak Türkiye'nin buna kaynakları var. İki, pazarlamayla ilgili, yani tüketiciye sunma ve pazara ulaşmayla ilgili fiyat problemleriyle ilgili alınabilecek tedbirler var. Kooperatifleşme, yaygın devletin de bir ucundan işin içine girerek bu tarım kredi kooperatifleri, mağazaları, dağıtım ağı, yani hem özel dağıtım hem devletin yapacağı tarımlarla piyasayı dengelemek, kontrol etmek gibi bunların problem şeyleri var, çözümleri var. Vatan Partisi bütün bunlarla ilgili bir üretim devrimi programı hazırladı ve bütün bu kurultaylarda ve televizyonlarda bunu toplumumuzun onayına, Türkiye'mizin, milletimizin onayına sunuyoruz ve çözüm için yetki talebinde
bulunuyoruz. Bunu biraz daha açacağım şimdi. Değerli arkadaşlar, gıda aynı zamanda bir güvenlik problemi. Gıda güvenliği problemi Türkiye'nin gündemine gelmişti. Üretimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Sayın Başkanımız da konuşmasına böyle başladı. Çok dikkat çekici bir durum. Dünya içinde bu söz konusudur. Türkiye'nin hem bu ekonomik kriz ve üretimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hem iç güvenlik ve dış güvenlik, yani Akdeniz'de tehdit ediyoruz, Kıbrıs'tan tehdit altındayız, etrafımız özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de kurduğu silah üsleri nedeniyle dış askeri müdahale Doğu Akdeniz'de odaklanan tehditleriyle karşı karşıyayız. Yani hem iç hem dış tehditler, hem üretimden gelen problemlerle dolayısıyla bir topyekun güvenlik problemi haline gelmiştir aynı zamanda. Bunu bu çapıyla görmeyen her türlü yaklaşım gözünü gerçeklere kapatıyor demektir. Şu şeyimiz şu ki, şansımız şu ki, biz başından beri Vatan Partisi olarak diyorduk ki bir tasarruf yapacağız, bugün alınacak can alacağından şöyle formülleştirdik. Tasarruf yapacağız, yatırım yapacağız, yatırım, üretim yapacağız, yani istihdam aynı zamanda yapacağız, üretimi artıracağız ve refahı, üretimi artıracağız, refahı paylaşacağız. İşin formülü budur. Bunun detayları var tabii, onlara girmeyeceğim. Ama çok şükür ki şimdi Türkiye hükümet ölçeğinde de bu temel yaklaşımı benimsemiş duruyor, benimsemiş durumda. Sayın daha önceki Hazine Bakanımız Türkiye artık mevcut borçlanmaya dayanan, sıcak paraya dayanan ekonomik sistem sürdürülemez hale gelmiş demişti. Şimdi bu bir hükümet kararıyla dedi ki işte Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Diğer Hazine Bakanı ve Merkez Bankası da açıklıyor ve hükümetin ortağı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı da hazırlıyor. 1980'den itibaren süre gelen ve Türkiye'yi bugünkü noktaya getiren politikalara, yaklaşıma nokta koyuyoruz, yeni bir rota çiziyoruz. Bu bir millet ve devlet kararı haline aşağı yukarı geldi. Şeyi saymazsa, dış güçlerle bağlantılı mandacı bir takım çevreleri saymazsak bir millet ve devlet kararını haline geldi. Bu geleceğimiz için büyük bir güvencedir, onu söyleyeyim. Ve biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye'nin çıkış yoluna ilişkin nereden gelirse gelsin, hangi partiden gelirse gelsin, toplumun hangi kesiminden gelirse gelsin, doğru yaklaşım, doğru çözüm Vatan Partisi olarak bizim de işimizi çok kolaylaştırır ve başarıyı güvence altına alır. Türkiye'nin bir hamle yaparak bugünkü dünya koşullarında bir hamle yaparak hakikaten dünyanın en önde gelen birinci sınıf ülkeleri haline gelmemizi sağlar. Yani Türkiye bir rota değişikliğine zaten girdi. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Burada şunu öneriyoruz sizlere. Vatan Partisi olarak. Dedik ya, siyasi, kuvvetli, radikal, devrimci nitelikte siyasal müdahaleler gerekiyor. Hem iç hem dış koşullar nedeniyle. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin geniş toplumsal kesimlerine dayanan çok kuvvetli bir hükümet de olacak demek. Milli, üreticilerin milli hükümeti. Bunun da adını böyle koyuyor. Üreticilerin milli hükümeti. Bu sadece tek başına Vatan Partisi'nin veya sadece tek başına bugünkü hükümet partisinin ve destekçi partilerin üstesinden gelebileceği bir olay değil. Daha geniş bir tabana yayılan üreticilerin milli hükümetini hedeflemek durumundayız. Vatan Partisi böyle bir siyasi yapılanmaya öncülük etmek bakımından da çok belirleyici roller oynamaktadır. Bunu da bir tespit olarak sizlerin dikkatinize koyuyorum. Milli hükümet olacak. Dolayısıyla dünyadaki ve Türkiye'deki krizi tarihi bir fırsata dönüştürerek atak yapacağız. Türkiye'nin bütün imkanları buna müsait. Yani toprağa müsait, insan gücü müsait, kaynakları müsait, kendini savunma kabiliyeti müsait, devlet geleneği, imparatorluklardan gelen
müsait, kültürü müsait, müsait oğlu müsait. Ama işte bu yeni hamle yapacak önlemleri demin formülünü söylediğim almak durumundayız ve bundan kaçınamayız. Bakın şimdi Türkiye yok oluyordu değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda işgale uğradı falan filan. Atatürk geldi, önce düşmanı kovdu, sonra İzmir'de SAP kongresi düzenledi ve alınabilecek tedbirler üzerinde konuşuldu. İlk yaptığı iş aşarı kaldırdı sayın. Aşar köylünün yani üreticinin verdiği vergi o zamanki devletin, hükümetin bütün gelirlerini üstlendirdi. İlk iş bunu yaptı. Neden? Üretimin artması lazım. Milletin karnının doyması lazım. Devlet çarkının dönmesi için de bu lazım. İkincisi, ondan sonra da bütün temel ihtiyaç maddelerini üretmeyi öngören dokuma fabrikaları, işte diğer şeker fabrikaları devlet eliyle hızla üretime dönük tedbirler, yatırımlar vesaire alındı. Dış politikasını buna göre düzenledi, milli politikasını buna göre düzenledi. Şimdi yeniden daha üst bir boyutta bu radikal kararlarla Türkiye olarak bir atak yapma durumundayız. Büyük bir tarihi fırsat var. Yani yandık, bittik, öldük, mahvoluyoruz şeklindeki problemler var. Ağırlaşmış ama bu problemlerin altında ezilmeyeceğiz. Bunu tarihi bir fırsata çevireceğiz. Üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Vatan Partisi bunun içinde ve merkezinde olacak. Bunu nasıl sağlayacağız? Burada top sizde. Yani güç vereceksiniz, yetki vereceksiniz. Bizim de sizden talebimiz bu. Bu temel yaklaşımı, bu felsefeyi, bu formülleri, hükümet formülleri, üretime ilişkin anlatmaya çalıştığım formülleri, daha detayları var. Girmedik, ona girmeye de gerek yok burada. Hayata geçirmek üzere güç ve yetki talebinde bulunuyoruz. Biz kesinlikle bütün milli kuvvetlerin ortak milli hükümetiyle hem içerideki bu konuştuğumuz sorunları hem dış tehdide karşı Türkiye'nin güvenliğini sağlama şansının olduğunu düşünüyoruz. Buna da talibiz. Dört maddede öncelikli tedbirler olarak şunu öngörüyoruz. Onu da kafanızın bir yerine yazın. Ya alınacak bütün önlemler, iç, dış, yatırım, destek, örgütlenme, silahlanma, şunlara dayalı. Bir, Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlayacağız. Buna biz milli direnme ekonomisi diyoruz. Badirelerden geçerken ekonomiyi nasıl yapacağımıza ilişkin stratejik bakış açısı. Bir, gıda güvenliği. İşte burada köylümüzün, üreticimizin meseleleri gündeme geliyor. İki, güvenliği. Yani dış tehditlere karşı ve içeride terör vesaire tehditlerine karşı polisimizin, ordumuzun hiçbir ihtiyacından kısıtlığa gitmeyeceğiz. Üç, eğitimin güvenliği. Orada da çocuklarımızın eğitimine ilişkin hiçbir gerekçe şey etmeden ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlara öncelik vereceğiz. Buralara harcamaya öncelik vereceğiz. Üç, sağlığın güvenliği. Türkiye bu bakımdan o Cumhuriyet devriminin oluşturduğu altyapı sayesinde ve insan gücü sayesinde dünyada çok başarılı bir örnek verdi. Bunu geliştireceğiz. Sağlığın güvenliği ve enerjinin güvenliği. Bu enerjinin güvenliği de hem yerel enerjilerimizi devreye daha kuvvetli bir şekilde sokmak, yani Zonguldak kömürünü çıkarmak, Karadeniz'deki doğalgazı çıkıyor, Akdeniz'deki doğalgazı çıkarmak için şey edeceğiz ve doğru dış politikayla da İran'la, Rusya'yla, Irak'la, Suriye'yle, Azerbaycan'la düzgün ilişkiler kurarak enerji güvenliğini de garantiye alacağız. Bu beş güvenlik noktası da acil milli direnme ekonomisi ve milli direnme tedbirleri olarak uygulayacağımız öncelikli tedbirlerdir. Ben fazla şey etmeyeyim sizi. Noktaya şöyle koyuyorum Vatan Partisi olarak. Güç istiyoruz, yetki istiyoruz ki bütün milli kuvvetleri daha sağlıklı bir şekilde birleştirebilelim ve el birliğiyle anlatmaya çalıştığım önlemleri devreye sokup bir atak yapalım aynen Atatürk devriminde olduğu gibi. Teşekkür ediyorum.